Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat Sevgili kardeşlerim ölüm korkusu ve ölümün hakikati ölüm korkusu nereden geliyor peki aslı ölüm nedir ölüm korkusu şu üç şeyi tanımlayamamaktan geliyor bir haksız temellük 2. Aynedarlığını bilmemek. 3. Mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Şuallar 81. sayfada. Peki ne demek bu? Haksız temellük senin olmayanı Allah sana emaneten vermiş kitap gibi sana emanet verilene sahiplenip ona ben demekten kaynaklanıyor. Aynedarlığını bilmemek demek nereden geliyor? nereye gidiyorum? Burası ne? Bu dünya neresi? Ben neciğim vazifem nedir? Sorularını hayatına soramamaktan hayatın kalitesiz olmasının sebebi bu dört tane soruyu hayatımıza soramıyoruz. Mevhumu muhakkak bilmek ne demek? Bedene ben demişiz. Yani dışarıdan içeriye girelim. Bu benim gömleğim, benim atletim gir içeriye, benim bedenim. Benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, o ben diyen ruhun da arkasında. Bu ene denilen ben olan ben, her şeye sahip çıkan, ruhada benim ruhum, benim aklım, benim vücudum diyen o. İşte o ben olan beni bu zannediyoruz. Bedene ben demekten kaynaklanıyor ölüm korkusu. Yani beden ile ruhu ruh ile o ben olan beni ayırt edememekten peki ölümün hakikati nedir Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur Külliyatı'nın Lem'alar kitabının 210. sayfasında ölümün hakikatin şöyle anlatıyor. Ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Peki nedir? Ölüm ehli iman için ölüm vazife hayat külfetinden bir terhistir ölüm. Hem dünya meydanındaki imtihanında talim ve talimat olan übudiyetten bir paydostur ölüm. Hem öteki aleme gitmiş yüzde 99 ahbab ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir ölüm. Hem hakiki vatanına ve ebedi makam-ı saadetine girmeye bir vasıtadır ölüm. Hem zindani dünyadan bostan cinana bir davettir ölüm. Hem halik Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil yani bu gayret ve çalışmalarımıza mukabil ahsı ücret etmeye bir nöbettir ölüm. Yani onları almaya kavuşmaya gidiyorsun. Hem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi başlangıcı nazarıyla bakmak gerektir. Peki bazı ehlullah, bazı Allah dostları ölümden korkmuşlar. Hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Peki nerede, niçin korkmuşlar? Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazife hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Elhamdülillah, ehli dalalet için ölüm zulümati ebediye kuyusudur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.